Onlar Allah yolunda varını yoğunu karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek verdiler. Başa kakarak, hor görerek değil, gönül hoşnutluğuyla sevdiği şeylerden infak ettiler. Muhtaç olanın hakkını verdiler. Dünya mülkünde gerçek saadet ancak infakla mümkündür. İnfak etmek, malı eksiltmez, aksine bereketlendirir, temizler. İnfak bir ihtiyaçtır. Muhtaç olan sadece fakir kimse değildir. Yoksul kimsenin ihtiyacının görülmesine muhtaç olduğu gibi, zengin de yoksulun ihtiyacını görmeye muhtaçtır. İnfakla hem yoksulun hem de zenginin ihtiyacı karşılanır. Ey dost, seni nice bulam, güzel cemalini görem, visaline bir gün erem, reddetme kapından bizi. Derdi beni yakıp durur, gönlüm sana akıp durur, varlık beni yakıp durur, reddetme kapından bizi. Aşkın erişe canıma, kuvvet vere imanıma, ere hayat bu tenime, reddetme kapından bizi. Derdi budur üftadenin, mahvola ruhunda senin. Budur safası çün canın, reddetme kapından bizi. Reddetme kapından bizi, diyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şeyhi Üftadi Hazretleri Kudüs-i Ruhu. Efendim, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İşte reddedilmemek adına bazı güzel o hasletler var ya, o kavramları bizler hayatımıza alma derdindeyiz. Bu dertle yaptığımız programımızda her hafta bir hocamızla beraber bir kavramı işliyoruz. Bugün de çok kıymetli bir hocamız var. Kayseri İl Müftümüz Profesör Doktor Şahin Güven'le infak kavramını işleyeceğiz. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bunun örneklerini büyüklerimizden biz gördük. Paylaşmanın, komşuluk hakları, efendime söyleyeyim, komşuluk ilişkileri olsun veyahut da nasıl diyeyim size, yetinmek. Anlatabiliyor muyum? Elinizdeki değil. Ama şimdiki şartlarda bu kalmadı gibi bir şey. Kültürel, dinen, yani Efendimiz zamandan bu zamana gelen misafirler arası, komşular arası paylaşmak, birbirimize yardım etmek. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine ihtiyacı olana yardımcı olması, sevgiyi paylaşmak. Paylaşmak çok güzel şey. Yani komşun aç olur, akrabanda durumu zayıf olan, durumun iyiyse çevrene, komşuna, akrabanla variyetini, malını paylaşırsan Allah katında çok yüksek bir mertebeye ulaşırsın. Paylaşmak, insanın kendi olduğunun fazlasını dostlarıyla paylaşmaktır. Varsa, yoksa da kırmadan geri çevirmesidir. Müslüman kardeşine bir elinin verdiğini öbür elini duymadan paylaşmak. Yani onu incitmeden Allah'ın verdiğini, Allah'ın verdiği şekilde paylaşmaktır. Yani paylaşmak deyince birçok şeyi paylaşabilirsin hayatta. Paylaştıkça çoğalır.
Efendim, infak nedir diye sizlere sorduk. Bir de hocama soralım isterseniz. Hocam, kelime anlamıyla infak ne anlama geliyor? İnfak Arapça bir kelime ve harcamak, sarf etmek demektir. Ancak dini literatürde kavramsal anlamı ise sahip olduğu, bir kimsenin sahip olduğu mallardan Allah'ın rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasıdır. Hayır hasenatta bulunmasıdır diyebiliriz. Eyvallah hocam. Bizler seyircilerimize bir de infak denilince akıllarına kim geliyor diye sorduk. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Paylaşmak deyince eşim geliyor. Paylaşmayı sever. Peygamberimiz yine geliyor aklıma. Çünkü Peygamber Efendimiz çevresindekilerle ekmeğini de bölüştü, ilmini de bölüştü, her şeyi bölüştü. Eşim gelir. İlk önce Fahri Kainat Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve onun yolundan giden hak dostları. Kendim geliyor aslında, çünkü benden paylaşmayı seven bir insanım. Hani bende bir şey olursa karşımdakinde de aynısını olmasını isterim yani açıkçası. İlk etapta komşum gelir, akrabam gelir, Müslüman gelir. Önce ailem. Rızkım kadar, rızkını yiyeceğini içeceğini getirmen. Olmayan kişi de varsa olmayan kişiyle de paylaşmaktır. Evet, infak denilince aklımıza kim geliyor diye sizlere sorduk efendim, sizler cevapladınız. Ben de hocama bu soruyu sormadan evvel bahçede ayakta muhabbet ederken biraz infaktan bahsettik. Biraz daha açalım isterim bu kavramı hocam. İnfak daha ziyade derin manasıyla ne anlama geliyor? Buyursunlar. Evet, infak İslam düşünce yapısının önemli kavramlarından birisidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayeti kerimede ya bizzat infak kelimesinin geçtiği ya da anlamının geçmiş olduğu ayetler bulunmakta. İnfak aslında sözlük anlamı olarak vermek, harcamak demektir. Ancak dini literatürde, dini düşünce alanında terim anlamı olarak bir kimsenin Allah'ın rızasını düşünerek kendi sahip olduğu maldan bir başkasına, ihtiyaç sahiplerine herhangi bir karşılık beklemeksizin yapmış olduğu her türlü yardım demektir. Herhangi bir karşılık beklemeyecek. Birincisi Allah rızası için yapacak, onun rızasını gözetecek. İkincisi gerçekten ihtiyaç sahiplerini bulacak, onlara verecek. Üçüncüsü ise onlardan dünyalık herhangi bir beklenti içerisinde olmayacak. Hatta bir de bu yapmış olduğu iyiliği, hayrı asla bir minnet aracı kılmayacak ve başa kalkmayacak. İnfak dediğimiz zaman aklımıza bir insanın sahip olduğu maldan ister farz ister nafile her türlü hayır ve hasenat akla gelir. Bunun için alimlerimiz diyor ki başta zekat olmak üzere bütün sadakaların ve hayır hasenatın tamamının en genel adı infaktır diyorlar. Bu sebeple infakın önemli olduğunu görüyoruz biz. Hem Mekki ayetlerde hem medeni ayetlerde infaka, Allah yolunda harcamaya sürekli değinilmiş ve teşvik edilmiş. Hatta infak yapması gereken insanın illaki zengin olması da gerekmiyor. Fakir, zengin, herkes infakta bulunabilir. Sadece parayla yapılabilen bir şey de değil mi? Hayır. Aslında infak denilince aklımıza ilk önce ya ayni ya da nakdi yardım yapmak akla gelebiliyor. Ancak bazı alimlerimiz bunu çeşitlendirmişler. Mesela bir eğitimcinin infakı sahip olduğu bilginin başkalarına aktarılması ve başkalarının ondan istifade etmesi demektir demişler. Yani her bir insanın sahip olduğu ne varsa ondan harcamasıdır. Ama en geniş anlamıyla
maddi anlamda bir insanın sahip olduğu şeyden harcamasıdır. Burada iki hususa değinmekte fayda var Murat Bey. Birincisi, sahip olduğumuz dedik de bu dünyada sahip olduklarımız gerçekten bizim mi? Bu sebeple alimlerimiz şunu söylüyorlar. Allah'ın sana verdiğinden senin de onun rızanı gözeterek vermek demektir. Zaten Bakara suresinin hemen ilk ayetlerinde وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ yani kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler müminler diyor. Yani bizim dediğimiz şey aslında bizim değil. Burada şunu da söyleyebiliriz. Allah'ın bize emanet ettiği şeylerden yine Allah'ın arzu ettiği yerlere harcamak demektir. Bu sebeple varlıklı olmak da imtihanın bir parçasıdır. Yoksul olmak da imtihanın bir parçasıdır. Bir insan varlıklı ise onu nereden kazandığı ve nereye harcadığından mesuldür. Bu sebeple varlıklı insanın harcadığı yerlerden de sorumlu olduğunu bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan aslında vermek dediğimiz hadise de kimin malını kime veriyoruz? Allahu Teala bize emanet olarak verdi. Biz de o emaneti bir kısmını kendin kullanabilirsin dedi. Ailene kullandırabilirsin, ihtiyaçlarını giderebilirsin ama kazandığın her şey, sana rızık olarak verdiğim her şey senin değildir. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerinindir. Hani bir ayeti kerimede ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum diyor. O müminlerin mallarında ihtiyaç sahipleri için ve yoksullar için bir hak vardır diyor. Yani bizim dediğimiz malda da o yoksulların hakkı var. Onun için aslında biz infakta bulunurken aslında o yoksulların hakkını Allah bize verdi, biz veriyor muyuz acaba? Biz de imtihan olunuyoruz bu şekliyle. İkinci bir husus, infak kelimesi aslında nefaka kökünden gelmekte. Nefaka, nifak, münafık da buradan gelir. İki çıkış yolu olan, bir yerde sıkıştığı zaman diğer taraftan kaçabilen anlamındadır. Bu kelime aynı zamanda münafıkların karakterini ortaya koyar. Ancak başına bir elif getirdiğimiz zaman Arapçada bu nifakı yani münafıklığı yok etme demektir. Aslında bizler infak ederken Allah korusun bizlere bulaşabilecek, bizlere tesir edebilecek olan nifak alametlerinden böylece korunmuş oluyoruz. İnfakımız bizi kötülüklerden koruyan bir husus haline aslında geliyor. Aslında Arapçanın da ne kadar sembolik bir dil olduğunu buradan görüyoruz hocam. Yani bir elif getirerek aslında o semboldeki manayı da değiştiriyoruz. Evet. Yani çok çok güzel bir dil aslında. Yani boşuna Kur'an-ı Kerim Arapça olarak inmemiş. Yani Arapça tabii ki nazil olduğu halkın dili ama aynı zamanda o dönemde insanların en çok üzerinde durdukları hususlardan birisi de dildir. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim bir dil mucizesidir. Evet hocam. Müthiş. Tabii infak denilince bu kavramın tecelli ettiği en güzel insan şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sonrasında da tabii Ashab-ı Kiram geliyor hocam. Efendimizin infakından bahsederek şöyle bir asr-ı saadet yolculuğu yapalım isterim. Evet, her konuda olduğu gibi infak hususunda da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnektir. Allahu Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا sizlerden Allah'a ve ahiret gününe iman eden, aynı zamanda Allah'a kavuşmayı ümit eden
ve Allah'ı çok canan kimseler için Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnekler vardır diyor. Biz Allah Resulü'ne bakarak aslında kendi dünyamızı şekillendirebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayeti kerime var infakla ilgili. Kimlere yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği, amacının ne olduğu, infak yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği. Ama bunların uygulamasını, ete kemiğe bürünmüş halini, tecessüm etmiş halini Peygamberimizde ve onun elleriyle yetişmiş olan sahabesinde görebiliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii kendisi daha doğmadan babasını yitirmiş, doğduğundan kısa bir süre sonra annesini yitirmiş, öksüz ve yetim olarak büyümüş olan bir kimse. 25 yaşında evlendiği zaman Hazreti Hatice annemiz aslında Mekke'nin en zengin ve uluslararası ticaret yapan hanımefendilerinden birisi. Özellikle peygamberlik peygamberimize nasip olduktan sonraki süreçte peygamberimizin yoluna Hazreti Hatice'nin bütün mal varlığını adadığını görüyoruz. Harcadığını görüyoruz. Mekke'nin en zengin hanımefendilerinden birisi vefat ettiği zaman arkada herhangi bir şey bırakmadı. Peygamberimizden almış olduğu o duygu ve düşünceler ona onu gerektirdi. Peygamberimiz bütün hayatı boyunca sahip olduklarını aslında başta fakir Müslümanlar olmak üzere insanlarla paylaşmasını severdi. Özellikle Medine-i Münevvere'de biz şunu görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakir ve yoksul sahabilerin ve aynı zamanda eğitim amaçlı olarak şehir dışından gelerek kalan sahabilerin bulunduğu yer Ashab-ı Suffa. Suffa'da kalıyorlardı. Mescidin bir kenarında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların karnı doymadan kendisi yemek yemiyordu. Bir yere davet edildiği zaman ashabını da alıp götürüyordu. Özellikle Suffe ashabını alıp götürüyordu. Aynı zamanda kendi evinde herhangi bir yiyecek varsa bunları ashabıyla paylaşıyordu. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir küçük baş hayvan kesti. Koyun ya da keçi. Sonra eşi Hazreti Aişe annemize bıraktı bunu ve kendisi mescide gitti ve ev dışındaki işlerini görmek için gitti. Akşam üzeri geldiği zaman Hazreti Aişe'ye sordu. Ya Aişe, bugün kesmiş olduğumuz o hayvandan bize ne kaldı? Dedi ki ya Resulallah, bir but hariç hayvanın tamamını ihtiyaç sahiplerine dağıttım. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Desene ya Aişe, bir budun haricindeki hayvanın tamamı bize kaldı. Aslında verdiklerimiz bizim. Yediklerimiz değil. Nereden baktığımıza bağlı. Peygamberimiz bu hadisi şerifiyle ve bu uygulamasıyla bize bir şey gösteriyor. Nereden bakarsan oradan görürsün. Verdiklerin senin. Allah yolunda harcadıkların senin. Yoksa tükettiklerin değil. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ganimetler geldiği zaman, savaş sonrasında kendisine düşen bir miktar olduğu zaman öncelikli olarak Suffe ashabı olmak üzere ashabının fakirlerine ve ihtiyaç sahiplerine yedirirdi. Bir gün bir sahabi geldi, ya Resulallah açım dedi. Peygamberimiz eve, kendi evine birisini gönderdi sahabesinden. Dedi ki evde ne varsa al getir, şu ihtiyaç sahibine verelim. Ama evinde yiyecek hiçbir şey yoktu. Eşleri dediler ki yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Bunun üzerine Peygamberimiz dedi ki bu fakiri ve bu aç olan kimseyi kim evine götürür de karnını doyurur? Sahabenin bir tanesi dedi ki ya Resulallah ben götürürüm. Aldı o aç sahabiyi, evine götürdü. Evine vardığı zaman sahabinin
eşi dedi ki, bize dahi yetmeyecek olan bir yiyeceğimiz var. Çocuklar da aç, ne yapalım? O sahabi şunu söyledi eşine. Dedi ki, çocukları yemekten önce uyut. Sonra biz ikimiz birlikte o aç olan misafirimizle beraber otururuz. Lambayı da söndürelim ve biz yemek yiyormuşuz gibi yapalım ama kaşığımız gitsin ve boş dönsün. Gitsin ve boş dönsün. Fakat karşıdaki misafirimiz, aç olan kimse bunu görmesin. Bunun yanında o misafirimiz de karnını doyursun dedi. Gerçekten böyle yaptılar. Ertesi gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye dedi ki, dün akşam yapmış olduğunuz iyiliği Allah-u Teala gördü ve size nimetini artırmaktadır. Demek ki bizler Peygamberimiz ve sahabesinden özellikle infakın ne derece önemli olduğunu görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. İnfak ayetleri geldiği zaman o ayetler sahabeyi harekete geçirirdi. Düşünün, sahabenin en cömertlerinden birisidir Peygamberimizin iki kızının da damadı olan birisi vefat ettiği zaman sonra ikincisiyle evlenen Hazreti Osman radıyallahu anh 700 develik bir kervanı geliyor da Medine'nin bütün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve diyor ki ben en güzel alışverişi yaptım. Allah için verdim. Yine Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir Allah yolunda cihada çıkılacağı zaman herkes evlerinden o mücahitlerin yiyeceğini, içeceğini, bir takım ihtiyaçlarını getirmek için evlerine gittiği zaman Hazreti Ömer diyor ki bu sefer Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğim. Evindeki mal varlığının yarısını alıp getiriyor. Ve Peygamberimize diyor ki ya Resulallah buyurun malımın yarısını alıp getirdim. Bunun üzerine o sırada Hazreti Ebu Bekir geliyor. Hazreti Ebu Bekir'e soruyor Peygamberimiz. Ya Ebu Bekir, geride ne bıraktın ailene? O da diyor ki, Allah ve Resulünü bıraktım, bütün mal varlığımı alıp getirdim. Hazreti Ömer, daha sonra tabii bize bu aktarılıyor. Diyor ki, yine geçemedim Hazreti Ebu Bekir'i. Demek ki hayırda böyle yarışıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sözleriyle hem yaşantısıyla infakın ne demek olduğunu insanlara anlatıyordu ve insanlar da onu hayatlarında uyguluyorlardı. Çok güzel hocam. Hocam 2020'nin dünyasına baktığımız zaman malumunuz modern bir dünyada yaşıyoruz. Aynı zamanda koronavirüsün de kol gezdiği dönemlerden insanların evlerine kapandığı, evde kal dediğimiz ve organik bağ kuramadığımız misafir ilişkilerinde, dost ilişkilerinde, arkadaşlıklarda çok fazla yakınlaşamıyoruz. Akrabalar bile birbirlerine ziyarete gitmekte imtina gösteriyorlar. Belki virüs bulaşır diye. Şimdi siz o dönemleri anlattığınız zaman o bağların ne kadar kuvvetli olduğunu da ben tahayyül ettim. Lakin şu zamanda orada hayırda yarışan sahabe efendilerimizin o güzelliğini görünce insan bu zamanda da hani infak adına neler yapabilir? Bu çıkarımları nasıl hayatımıza uygulayabiliriz? Aslında Murat Bey, o dönemin hayatı tabii ki bizim için önemli ama şunu da bilelim. Peygamberimizi ve sahabeyi örnek alan o kadar Müslüman bu dünyada yaşıyor ki. Ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerinin, yoksulların, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteren birçok sivil toplum kuruluşumuz, hayır kuruluşlarımız ve aynı zamanda yürekli insanlarımız var. Bu bağlamda sadece şunu düşünelim. Şu koronavirüs döneminde özellikle evden çıkmanın
kısıtlanmış olduğu dönemlerde birçok gönüllü vatandaşımız ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek için bütün gayretini gösterdi. Başta Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli partner, birlikte çalışmış olduğu kuruluşu olarak Türkiye Diyanet Vakfımız ve diğer kurum ve kuruluşlarımız ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için o kadar uğraştılar ki gerçekten göz yaşartıcı durumlarla karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde ülkemizden örnek verecek olursak, yıllardır hem kendi ülkemizde milyonlarca mülteci kardeşimizi, muhacir kardeşimizi misafir etmenin onurunu yaşıyoruz. Hem de aynı zamanda sınır ötesinde terörden temizlemiş olduğumuz askerlerimizin, polislerimizin terörden temizleyerek o masum halkın yerleştirilmiş olduğu bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarını gidermek için o kadar fazla gayret gösteriyoruz ki. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye, ülkemiz gayri safi milli hasılasına oranla dünyada başka ülkelere insani yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci. Elhamdülillah. Bu ne kadar güzel bir şey. Yani bizim ülkemizin insanları yardımsever, hayırsever. Birçok okulumuzun, camimizin, Kur'an kursumuzun hayır sahipleri tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu sebeple şunu diyebiliriz. Bizler Müslümanlar olarak infak hususunda çok güzel yollar aldık. Ama yeterli mi? Hayır. Daha fazla infak yapmak için çalışmalar yapmalı, gayret göstermeliyiz. Biz belki de ülke insanı olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı millet olarak vermiş olduğumuz bu mücadelenin temelinde dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğumuz yardımların karşılığında onların duaları, onların bizim için döktükleri gözyaşlarının olduğuna inanıyorum ben. Tabii hocam. Bu sebeple infakın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde öyle insanlar var ki daha geçenlerde tanıdığım bir yakınımız vefat etmeden önce vasiyette bulunuyor eşine. Diyor ki benim için Afrika ülkelerinden birisinde bir su kuyusu açtır. Düşünelim, Anadolu'nun herhangi bir ücra köşesindeki bir insan Afrika'da adını sanını bilmediği bir ülkenin aç ve susuz insanını düşünüyorsa, onun derdiyle dertleniyorsa aslında bu dinimizden almış olduğu edep ve terbiye sebebiyledir. Peygamberimizin komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir hadisini şiar edinen kimsedir. Hatta biz Müslümanlar sadece aç ve susuz insanları değil, aynı zamanda hayvanları bile gözetmeliyiz. Onların da ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Yani yaşadığımız şu dünyayı imar etme yolunda infak o kadar önemli ki, bunda en önemli örnek verilebilecek hususlardan birisi belki de Osmanlı medeniyetidir. Birçok hayır hasenat vakıflarının hayvanlar için kurulduğunu ve onların ihtiyaçlarını gidermek için insanların çalıştığını görüyoruz. Demek ki aslında infakı bizim insanlarımız anlıyor, uyguluyor. Yeterli mi? Hayır, daha fazlasını yapmalıyız. Tabii hocam. Yani şu medreseye bakınca bile insan böyle gönlü ferah buluyor ve aslında nasıl bir ahlaka sahip olduklarının da bir göstergesi. Çünkü hep İstanbul böyle güzel yapılarla donatılmış. Bizler kıymetli izleyicilerimize sorduk. İnfak kavramını hayatınıza nasıl uyguluyorsunuz? Yani gerçekten infak ediyor musunuz? Biliyor musunuz bu kavramıyla alakalı bir sorular sorduk. Bakalım cevapları nasılmış? Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
Bir şey aldığım zaman, bir yere gittiğimiz zaman, mesela eşimle, çocuklarımla, mesela insanlara yardım etmeyi çok severim. İnsanlara paylaşmayı çok severim. Çünkü Allah'ın yarattığı kuluz. Ya mesela yolda geçerken birisi atıyorum, hani dilenen insanlar oluyor ya mesela. Mesela ben üzerimde nakit varsa veya tabii hani gider yanına sorarım, hani aç mısın, tok musun? Öyle diyebilirim yani. Gider yardım etmeye çalışırım. Ben paylaşmayı şöyle, sevgimi de paylaşıyorum. Eşimle hayatımı da paylaşıyorum, çocuklarımla da paylaşıyorum. Aynı şekilde komşularımla, arkadaşlarımla, ihtiyacı olanlarla elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım her zaman. Vallahi ben inancım gereği elimden geldikçe fakir fukaraya zekatımı, hayrımı esirgemem. Yani gözetirim, fakir fukarayı gözetirim. Her zaman imkanım dahilinde paylaşmayı seven birisiyim. Ben kim gelirse gelsin, varsa paylaşırım. Yoksa da kardeş hakkını helal ederim. Geri çeviririm, kırmadan, dökmeden. Çünkü tatlı dillik de bir sadakadır. Karşındakini kırmayacaksın hiçbir zaman. Paylaşmayı hayatımda mesela ben kendi işimde, mesleğimde, kendi yeteneğimi sadaka vererek paylaşırım. İhtiyacı olanlara yardımlaşarak paylaşırım. Herkes kendi elinden geldiği kadar paylaşır. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir hurmanız dahi olsa onu paylaşın. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Şahin Güven hocamla. Hocam, infak denildiği zaman aklımıza artık kim gelmeli diye soracak olursam neler söylersiniz? Buyursunlar. Sahabe içerisinde hayır, hasenat ve infakla tanınmış olan kimseler var. Daha önce bir kısım sahabilerin isimlerini verdik ama burada çok da fazla ülkemiz insanının tanımamış olduğu bir sahabinin hayat hikayesinden hareketle infakın ete kemiğe bürünmüş olan şeklini göstermekte, söylemekte fayda var. Sahabeden Ebu Talha el-Ensari var. Ebu Talha el-Ensari Medineli bir Müslüman. Kendisi Medine'de Hazreç kabilesinden, Neccaroğullar kabilesinden. Aslında bir yönüyle Peygamberimizin anne tarafından akrabaları. Bu sebeple Ebu Talha'ya Peygamberimiz dayıcığım diye hitap edermiş. Ebu Talha Medine'nin hem önemli zenginlerinden birisi hem de en çok hurma bahçelerine sahip olan kişilerinden birisi. Müslüman olması enteresandır. Kendisi Mekke'nin saygıdeğer bir insanı. Yine aynı kabileden Ümmü Süleym isimli bir hanımefendi var. Malik bin Nadr isimli bir kimseyle evli. Fakat Ümmü Süleym daha Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden mümin olanlardan, Müslüman olan hanımefendilerden birisi. Ve bir gün oğlu Enes'e, ki o Enes bin Malik'tir, Enes'e Peygamberimizden öğrendiği Müslümanlığın ne olduğu, kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin ne olduğunu anlatırken kocası bunu görüyor ve ona kızarak Medine'yi terk ediyor, Şam'a gidiyor. Şam'da bir kan davalısı tarafından öldürülüyor ve Ümmü Süleym dul kalıyor. Belirli bir süre geçtikten sonra Ebu Talha el-Ensari Ümmü Süleym'e evlilik teklif ediyor. Ümmü Süleym radıyallahu anha diyor ki, ey Ebu Talha, sen kendisiyle evlenilecek değerli bir insansın. Senin teklifini reddetmek hiçbir kadına yakışmaz. Ancak sen bir müşriksin, ben de bir Müslümanım. Müslüman ol, hiçbir mihir istemiyorum, seninle evlenmeye hazırım diyor. Ümmü Süleym'in bir diğer adı da Rümeysa'dır. Ve Ümmü Süleym'in bu teklifini kabul ediyor Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh ve Müslüman oluyor. İkinci Akabe beyatında Medine'den
Mekke'ye giderek Peygamberimizle görüşen Medineli heyetin içerisinde de yer alıyor. Ebu Talha el-Ensari. Kendisi yiğit, cesur, çok güzel ok atar. Aynı zamanda da çok zengin ve insanlara yardım yapmayı seven birisi. Bir gün Ali İmran suresinin şu ayeti kerimesi nazil oluyor. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallaha bihi alim. Sevdiğiniz, hoşlandığınız şeylerden infak etmedikçe, Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe, hayra, güzelliğe, hasılı cennete ulaşamazsınız. Ama Allah için neyi de infak ederseniz harcarsanız bilin ki Allah o sizin yaptığınız iyilikleri görür ve bilir. Bu ayeti kerimeyi duyduğu an Peygamberimize geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim bu dünyada sahip olduğum mallar içerisinde en çok sevdiğim mal Mescid-i Nebevi'nin hemen karşısında bulunan bir hurma bahçesi. Beyruha isimli bir hurma bahçesi. Diyor ki ben burayı çok seviyorum. Peygamberimiz de çok severmiş. Oranın kuyusunun suyu çok tatlıymış ve Peygamberimiz de zaman zaman gider o kuyunun suyundan içermiş. Diyor ki ya Resulallah, ben bu bahçeyi çok seviyorum. Allahu Teala da sevdiklerinizden infak etmedikçe cennete eremezsiniz diyor. Ben bunu infak ettim. Ya Resulallah, dilediğin şekilde bunu dilediğin yerde kullanabilirsin diyor. Peygamberimiz tebrik ediyor Ebu Talha'yı. Yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu kendisine söylüyor. Sonra da diyor ki bu bahçeyi madem infak edeceksin, akrabaların ve amca oğulların fakir, onlara infak et, onlara verelim diyor. Ebu Talha el-Ensari de kabul ediyor ve böylece en çok sevmiş olduğu bahçesini yakın akrabaları ve amcazadeleri olan kimselere, fakir olan kimselere bağışlıyor. Ne kadar güzel bir durum. Peygamberimizin de tabii övgüsüne layık olmuş oluyor bu şekliyle. Aslında sadece bu ikramı yoktur. Başka bir husus daha var, onu da anlatayım isterseniz. Peygamberimizle birlikte yaşanmış bir hadise. Peygamberimiz hem bir taraftan dayıcığım derdi ona, diğer taraftan da eşi Ümmü Süleym'i çok severdi. Ümmü Süleym Uhud Savaşı'nda kardeşi, erkek kardeşi şehit olmuş olan bir hanım sahabiydi. Kendisi de o savaşa katılmış, hatta Huneyn Savaşı'na da katılmış. Yaralılara tedavi için, ihtiyaç sahiplerine ihtiyacını götürmek için çarpışan bir hanımefendi. Ve aynı zamanda Peygamberimizin yine ya soy bakımından ya da süt kardeşliği bakımından uzaktan teyzesi oluyor. Bu sebeple Peygamberimiz zaman zaman Ümmü Süleym ve Ebu Talha'nın evine gider, onların yemeğini yer ve onların evinde öğle uykusuna yatarmış. Ne kadar güzel bir şey. Ümmü Süleym'le birlikte Uhud Savaşı'na katıldığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunan birkaç sahabiden birisidir Ebu Talha. Ve çok güzel ok atmasını bildiği için Peygamberimiz diğer sahabilere dermiş ki oklarınızı getirin verin Ebu Talha düşmana atsın dermiş. Ayrıca Ebu Talha ile ilgili radıyallahu anh Peygamberimiz yine diyor ki Ebu Talha'nın gür sesi bir tabur askerin varlığına yeter diyor. Bu kadar önemli. Hangi gazvelere katılmıştı hocam ve vefatı ondan da bahsedelim biraz isterseniz. Ebu Talha el-Ensari radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katılmış. Uhud Savaşı'na katılmış ve ondan sonraki bütün gazvelere katılmış olan bir sahabi. Özellikle Uhud Savaşı'ndaki ve Huneyn gazvesindeki kahramanlıkları bizim özellikle sahabenin hayatını anlatan kitaplarımızda
bolca yer almaktadır. Kendisi özellikle Huneyn gazvesinde yine sahabilerin önemli bir kısmı düşmanın gücü karşısında dağıldıkları zaman peygamberimizi koruyan az sahabiden birisi, ama onların yanında en önemlisi de eşi Ümmü Süleym var. Ümmü Süleym rivayetlere göre o Huneyn savaşında aynı zamanda hamile. Hamile olarak o savaşa katılıyor. Peygamberimizin etrafında onu koruyor ve döndükten sonra oğlu Abdullah doğuyor. Doğduğu zaman da peygamberimize gönderiyor Enes bin Malik'le birlikte. Peygamberimiz hem dua etsin hem de tahnik denilen bir gelenek var o dönemde. Yani ilk doğan çocuğa böyle hurmadan azıcık bir şey alınır, ağızda yumuşatılır. Anneler babalar bunu yapar genelde ve çocuğun ağzına sürülür. Peygamberimiz bunu Abdullah'a yapıyor ve aynı zamanda Abdullah'a dua ediyor. Hatta kimi rivayetlere göre Ümmü Süleym'in daha önce Ebu Umeyr isminde bir çocuğu vardı ve çocuğu hasta idi. Peygamberimiz evine geldiği zaman Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in o Ebu Umeyr'i severdi, başını okşardı. Bir gün hastalığı çok ilerledi ve vefat etti. Vefat ettiği zaman akşamleyin gece geç geldi Ebu Talha. Dedi ki, oğlum Ebu Umeyr ne halde, hasta idi? O da dedi ki, daha önceki günlere göre daha sakin. Daha iyi demedi. Daha sakin dedi. Ancak vefat etmişti. Ümmü Süleym radıyallahu anh o gece, rivayetler onu söylüyor, güzelce süslendi ve eşiyle birlikte oldu o gece. Ondan sonra da sabah kalktığı zaman dedi ki, Ebu Talha sana bir soru soracağım dedi. Buyur sor dedi o da. Sana birisi bir emanet verse, sonra da emanetini istese vermez misin dedi. O da dedi ki, olur mu öyle şey? Emanettir o, emaneti veren kimse istediği zaman vermeliyiz dedi. Allah Ebu Umeyr'i bize emanet olarak vermişti, Ebu Umeyr'i aldı dedi. Buyur, defin işlemlerini gerçekleştir dedi. Tabii Ebu Umeyr, özellikle Ebu Talha buna sinirlendi. Dedi ki, neden akşamdan haber vermedin bana? Ve gitti peygamberimize şikayet etti hanımını. Böyle yaptı diye. Peygamberimiz de el açıp dua etti. Gecenizi Yüce Mevla hayırlı kılsın dedi. Abdullah'a o gece hamile kaldı. Ümmü Süleym annemiz ve rivayetler şunu söylüyor. Allah Resulü'nün duasını almış olan o çocuk büyüdü, alim bir zat oldu ve 9 tane evladı oldu. Onların her birisi de alim, zahit zatlar oldu ve bereketli bir nesil olarak devam ettiler. Demek ki sahabenin her birisi gökteki yıldızlar gibi. Bizim onlardan alacağımız örnekler var. Belki şunu söyleyebiliriz. Ebu Talha el-Ensari veya diğer sahabiler. Bunları, sahabeyi sahabe yapan en önemli özellik, bir ayet geldiği zaman hemen onu uygulamaya geçiyorlardı. Peygamberimiz bir şey söylediği zaman hemen onu uyguluyorlardı. Ebu Talha el-Ensari, "Len tenarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun" ayeti geldiği zaman en değerli malını infak etmesini bildi ve biz bugün hala onun hatırasını konuşmuş oluyoruz. İşte bu sahabi aslında peygamberimizin vefatından sonra da uzun süre yaşadı. Rivayetler farklı olmakla birlikte bir kısmı Hazreti Osman döneminde Medine'de vefat ettiğini ve Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cenaze namazı kıldırdığını söylüyor. Başka rivayetler Suriye'ye göç ettiğini ve orada vefat ettiğini söylüyor. Hatta bir rivayet daha var ki bir deniz savaşına katılıyor ve gemide iken vefat ediyor. Gemide vefat ettiği zaman 7 gün boyunca bir kara parçası bulup da defin işlemi gerçekleştiremiyorlar. Ama 7 gün içerisinde de cesedinde hiçbir bozulma olmuyor, kokuşma olmuyor. Bunu yine bize
alimlerimiz, özellikle de ravilerimiz aktarıyorlar. Aslında Ebu Talha el-Ensari bize infakıyla örnek olmuş ve aynı zamanda gelecek nesillere de sevdiğiniz mallardan infak ederseniz cennete erişirsiniz diyerek canlı bir örnek olarak bizim hayatımıza kadar yansımış olan bir hayatı var. Yüce Mevla sahabileri bizlere önderler eylesin. Sahabilerin hayatını kendi hayatımıza örnek alabileceğimiz ve onların hayatından ibretler alarak kendi hayatımızda düzenleyebileceğimiz bir halde eylesin inşallah. Allah razı olsun. Amin hocam. Gönülden amin diyoruz. Kıymetli dostlar, Profesör Doktor Şahin Güven hocamız, Kayseri İl Müftümüz buraya kadar geldiler, İstanbul'a kadar. Biz yorduk hocam sizi, hakkınızı helal edin. Ama ne kadar güzeldir ki o ilminizden böyle infak ediyorsunuz bizlere. Biz de aydınlanıyoruz. İnşallah sizler de efendim istifade etmişsinizdir programımızdan. Haftaya başka bir kavramla huzurlarınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.